Kentsel dönüşümle ilgili olarak devlete düşen görevlerden biri de vergi avantajları veya kentsel dönüşüme teşvik eden diğer unsurları biraz daha irdelemek olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum, vergi avantajı illa riskli yapı tespitinden sonra gerçekleşiyor. Oysa bu daha öncesinde de sağlanabilse ve daha sonra kentsel dönüşümün ilanı olmak kaydıyla geçerli bir hale gelse, bazı yerlerde süreçler daha hızlı yürümeye başlar. Çünkü büyük siteler var, yani içinde 1000 malik, 3000 malik, 5000 malik olan yerler var. Ve buralarda da çok eskimiş binalar olabiliyor. Veya bina çok eskimese bile kentsel dönüşüme girildiği zaman oranın en azından kanalizasyon altyapısı, çevre düzenlemesi, çekme mesafeleri, yeni imar planlarına göre uyumlu durumun oluşmasıyla ilgili de kentsel dönüşümün büyük bir etkisi var. İşte orada kentsel dönüşüm tam anlamıyla hayatını buluyor. Ama afet riski açısından düşündüğümüzde de böyle çok malikli ve riskli alanlar var. Bu riskli alanlarda da bu vergi, önden ödenecek vergi miktarları gerçekten çok külfetli olabiliyor. Riskli yapının tespitini beklemeye kalktığınız zaman da bu çok malikli yerlerdeki süreçler, itirazlar, işte karot aldırmamalar vesairelerden dolayı da süreç uzuyor. Süreç uzadıkça insanların hukuki hatalar yapması da gündeme gelebiliyor. Aynı anda 3-5 tane firmaya ayrı ayrı kişilerin ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı firmalara kat karşılığı sözleşme imzalaması gibi. Bu sefer de o firmaların kendileriyle birbirleriyle yarışmaları başlıyor filan. Çünkü bunların hepsi sürecin uzamasından kaynaklanıyor. Yani insanlar heyecanını kaybediyor, inancını kaybetmeye başlıyor. Firmalar heyecanını, inancını kaybetmeye başlıyor. Biraz da o işlere para harcamışsa, mali kayıpları başlamışsa iyice morali bozuluyor gibi bu durumlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla vergi avantajı önceden sağlanıyor. Ama bugünlerde bazı kulislerde bu vergi avantajının bile kalkacağı konuşuluyor. Şimdi bu konuşulduğu zaman da bir cazibesi kalmıyor kentsel dönüşüm açısından. Çünkü o vergi muafiyetleri veya indirimlerinden ötürü bir çekiciliği var. O yüzden bu konuda da vergi bakımından bilhassa bence kentsel dönüşümün desteklenmesine devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bunu kaldırmakla ilgili bir yaklaşımları olmaz. Hatta ki benim önerim mümkünse riskli yapı tespitinden evvel de 3'te 3 oy birliği sağlanabiliyorsa hiç değilse evvelinde de bu indirimin yapılması gerektiğini düşünüyorum.